Buyur, sırada Muhammed, buyur canım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, çok bekledin. Sırada diğer bekleyen arkadaşlar. Artık kimseye vermiyorum. Polat Çelik en son söz alacak arkadaş. Buyur canım. Sesim geliyor değil mi? Muhammed, sesin iyi geliyor. Buyur canım. Yıllardır sizinle görüşmek istiyordum da bu gece tevafuken nasip oldu görüşmek. Eyvallah. Buyur canım. YouTube'daki videolarınıza çok aşırı derecede yorumlar yazdım da herhalde ulaşmadı size. Orada aşırı derecede yorum yapanlar bir kişi değil, çok kişi yapıyor. Yani bilmiyorum ve Muhammed ismi de çok yaygın bir isim. O isim. Münazaraya davet etmiştim sizi de ulaşamadım demek. Öyle eyvallah, ben sana şeyini vereyim şu anda, telefonumu vereyim, WhatsApp, daha sonra yaparız madem ki münazara istiyorsan. Eyvallah. Ben Evet, çok WhatsApp severim. numaramı vereyim. Bir saniye. Sen nerede yaşıyorsun Muhammed, Adem? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorsun. Gördüğüm kadarıyla bir Katoliksin sen galiba. Ben Yoksa Yahudi, özür dilerim. Yahudi şeyine benziyorsun. Ortodoks bir Yahudiye benziyorsun. elhamdülillah ehli sünnet bir Müslümanım. O öyle mi? Ha doğru. Bunun da Yani siz çok net bir şekilde farkındasınız da ironi mi yapıyorum dersiniz, ne yok, dersiniz? biraz şeye benziyorsun. Yani Ortodoks, bu Amerika'daki Ortodoks Yahudileri çok benziyorsunuz. Yani şekil Yok olarak. ya ben çok yakışıklı bir Müslümana benziyorum. Yok, onlar da böyle takke makke sarıksalık falan çok benziyorsunuz. Neyse, hoş bulduk. Sen hangi O zaman tarikata, hangi mezhebe üyesin sen? siz Resulullah Aleyhisselam'ı görseydiniz de ona Katolik misin, Yahudi misin diye soracaktınız. Yok, sormayacaktım. Çünkü o bu tür şeyleri, kılık kıyafeti hiçbir vakit sorun yapmadı. Onun davası öyle bir dava değildi. Onu bayrak yapmadı. Tamam siz şu anda siz sorun yaptınız ama kılık kıyafeti ben Ama yapmadım. ben Sünnilik dinini bildiğim Belki için. tarz da olabilirdi bu şekil. Öyle mi? O zaman tarzsa ben no problem. Zaten benzesek ne olacak? Ben benziyorum. Bazı böyle traşlı Yahudilere ben de benziyorum. Evet. Yani şey etme. Şimdi sen hangi mezhebin mukallidisin? Ben itikatta maturidiyim, fıkıhta hanefiyim. Tasavvufi meşrep olarak da Nakşi Halidi Müceddidiye kolundanım. Mahmut Efendi Hazretlerinin müridiyim. O zaman sen cennete sorgusuz girenlerdensin. Böyle Halid'i boynu cennete öyle giriyormuş. İnşallah. Sırattan. İnşallah. Seni kurtaracaklar ha. Gerçek bir Halidi evet sorgusuz girer. Çünkü Halidi olmak demek itikadı tasih etmek, itikadın gerektirdiği şekilde amel etmeyi gerektirir. O zaman hakiki bir Halidi olursun. Allah da böyle insanlara cenneti vaat etmiş zaten. Evet, sen bana ne demek istiyorsun, ne mesajın var burada, kısaca söyle. Senle daha sonra benle irtibata geçersin, dilersen eğer Ben gerekirse. yıllardır sizinle irtibata geçmek istiyorum zaten de Evet. nasip oldu şimdi bugüne. Demek ki kader böyle yazmış. İyi, tebrik ederim seni bu güzel cesaretin ve önerin için. Hatta Seninle ben iş. belki de çocuktum yani size ilk ulaşmaya çalıştığımda. Şimdi 31 yaşındayım. Maşallah çok gençsin. Sen Ha. şey misin, bir camide imam mısın, müezzin misin? Evet ben bir camide sizin tabirinizle kıldırgaçım. Kıldırgaç, namaz kıldırgacısın. Ya da Eyvallah. namaz kıldırma memuru. Namaz kıldırgacı, no problem. Ama cesursun, güzel. Yani ben bu cesareti takdir ediyorum ve çok rahat da çay içiyorsun. Senle inşallah bir gün sohbet yaparız. Dinlemek İnşallah. isterim. Eyvallah. Yani başkaları dinlesinler. Gerçek neredeyse ortaya çıksın. Ben Oldu mu canım? ne yazık ki karakter olarak, kişilik olarak sizi seviyorum. Eyvallah. Yani sizinle aynı inanç üzere değilim. Evet. Ama sizi seviyorum. Hatta gece geç saatlere kadar yatakta sizi dinlediğim için hanım sürekli diyor ki bıktım artık bu adamın sesinden. Kapat Yok, belki yatalım de çoluk. şu olabilir Muhammed. Belki de senin içindeki Rabbin sana vermiş olduğu şeye hitap ediyorum. Senin hani Allah diyor ki fıtrat, Allah fıtrat İslam'dır.
o fıtrata belki de hitap ettiğin için şey diyorsun, ama içinde bulunduğun toplum, tarikat falan seni ikiye ayırıyor. Öyle benim yorumum o. Tabii ki itiraz edersin. Yani ben diğer arkadaşların da hakkına girmek istemiyorum. Onun için böyle hep diken üstündeyim ama daha uzun da konuşmak istiyorum Yok yok, sizinle. senle inşallah bir teke tek bir şey yaparız. Yani böyle çoğunluk olmadığı bir konu tespit etmek istiyorsan, konu ne, hadis konusu mu, sünnet mi, tarikat mı, veyahut da özel bir konuyu tartışmak istersen bence seninle rahatlıkla konuşabiliriz. Çünkü Evet. sende bir kin ve nefret görmüyorum. Yani böyle bazı kişiler var, çok kin ve nefretle geliyorlar. Sen rahat birisisin. Bu güzel bir şey. Seninle konuşalım, tartışalım. Sonunda femen şâ felyûmin, femen şâ felyekfur. Dileyen inansın, dileyen inkar Benim etsin. sizin babanız çok mübarek bir alimdi. Çok mübarek bir zatmış diyelim. Benim yaşım yetmedi onu tanımaya da. Çok mübarek bir alim bir zatmış. Öyle bir babadan sizin gibi birisi çıkmış. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay ila ahirilaye. Benim babam da çok aşırı derecede radikal bir kemalisttir. Her zaman deistim, bazı da ateistim diyen bir adamdır. Şu anda da öyle. Ben 13 yaşındayken evden kaçıp İstanbul'a gidip Çarşamba'da ilim tahsiline başladım. Şu anda hafızım. Bütün şeriat ilimlerini tahsil edip diploma aldım. İmam Hatip bitirdim, İlahiyat Fakültesi bitirdim. 10 senedir de camide resmi imamım. Kendi medresem var, orada da müderrisim. Neredesin? Hangi şehirdesin? Ankara'dayım. Ankara'nın tam Ankara. merkezindeyim. Maşallah. 3 sene 2000 kişilik bir merkez camide görev yaptım. İlçe müftüsünü tekfir ettiğim için beni sürdüler başka bir camiye. Oo. 700 metre uzakta başka bir camiye. Çünkü ilçe müftüsü tarihselciydi. Mustafa Öztürk'ün çakmasıydı. Kur'an Oo. tarihseldir diyordu. Kur'an'da pedofili sapıklığı var diyordu. Allah Hızır'dan, Musa'dan, Yunus'tan bana niye anlatıyor? Bunlar beni ne ilgilendirir diyordu. Yani Esadirul Evvelin diyordu. Ben de onu tekfir edince beni sürdürdüler. Şimdi bir senedir de 700 metre ötede başka bir camideyim. Diyece İyi. yani bunları şey Yani için dedim. Hani dediniz ya fıtratınızdaki temizlikten dolayı belki de bana kulak veriyorsunuz dediniz ya. Böyle bir adamı 19'cu yaparsanız bayağı bir sansasyonel olur yani. ben 19'cu değilim ama güzel. Allah'ın bir ayetine tanık olmak, onunla adlandırılmak güzel bir şey. No problem. Peki, senle inşallah konuşalım. Ben sana telefonumu verdim. Yazdın mı telefonumu? Çay boğazımda kal. Konuşma o zaman, nefesini al. Ben telefon numaramı al, şey edelim. Nereden yazdınız ben? Bu şeye chat, aşağıda chat diye bir şey var. Oraya tıklarsan sana yazılmış mesajı görürsün. Tamam ben Ortada aşağı. biraz teknoloji özürlüsüyüm Zaten belli oluyor, hiç merak de. etme. Yani 10 yaşından beri medresede dört duvar arasında sadece ilim ve ibadetle meşgul olduğumuz için teknolojiyi kaçırdık yani. Haberimiz olmadı böyle şeylerden. 30 yaşından sonra da elimize alınca beceremiyoruz. Evet. Sen ne yazdın mı? İstersen oradan aldın mı chatten? Şu daha fazla yazan yer var, oradan mı almam gerekiyor? Chat, ortada aşağıda chat diye bir şey var. Bir yazı, metin yazması için kullanılan bir şey. Ona tıkladığın vakit açıyor sağda. Bir sütun açıyor. Orada görebilirsin mesajları. Vallahi sohbet yazıyor, Türkçe yazıyor. Burada bir 530'lu bir numara var. O değil Ha, o herhalde. değil. Onun yukarısında ben sana özel olarak gönderdim. Göndermedim mi? Gönderdim sanıyorum. Yok, bir 9107 Dur, yazıyor. bir daha göndereyim. Ben sana bir daha bak, göndermemişim belki de. Şimdi bir saniye. Şimdi nasıl? Görüyor musun? Bu Ha, Edip Yüksel şu tarihe kadar E-E-E-E.
001 520 diye başlıyorsun. Tamam, ben Devam et. şimdi buradan çıksam da yine bu numarayı görebilecek miyim sizden Göremeyeceksin. kodlamada? Sen onu bir yere yazman lazım şimdi. Kopyaladım onu. Kopyaladın, kendi bir yerine oraya notebook falan aç. Hı. Bu Sonu arada neyle bitiyor? Sonu neyle bitiyor? o İki rak. 19-19 ya, başka Tamam, neyle bitebilir? yeter, Başka neyle yeter. bitebilir ki sanki? Tamam, doğru. O zaman doğru rakamı gördün. Oldu, onu yaz bir yere. Görüşmek üzere seninle. Bir iki tane soru sorayım hızlıca. O zaman buyur. Bu Reşat Halife peygamber midir, nebi midir, rasul müdür, nedir? Kur'an'da Muhammed'in son nebi olduğu bildirilir. Velakin Resulallah ve Hatemen Nebiyyi. Ma kâne Allah'ın ek. Muhammedun ebâ ahadim min ricalikum velâkin Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin. Ahzab suresi. Maşallah. Allah'ın elçisidir ve son nebidir diyor. Zeyd'in hanımı Yani Zeynep'le evlenince bu ayet nazil oldu. maşallah, maşallah. Onun için yani son nebi olduğu belirtiliyor. Son peygamber. Nebi, nebe haber getiren peygamber için kullanılıyor. Yani son peygamber, ancak son Resul ifadesi kullanılmıyor orada. Ve Allah bütün toplumlara kendi dilleriyle konuşan elçiler göndereceğini söylüyor. Yani son elçilik ifadesi yok. Onu sonradan şey etmişler. Yani Hatemen Nebi vel Murselin ifadesi aslında Kur'an'a naziredir, tarifattır. Bu tartışmaları ben biliyorum. Teknik kısmını sormadım. Sadece Reşat Halife net bir şekilde, yani Rasul müdür mü diyorsunuz? Resul, Allah'ın elçisi, Resul, Nebi değil. Çünkü Kur'an son kitaptır. Siz de Rasul müsünüz? Hayır, bilmiyorum. Yani Ama Resul, vahiy geldiğini söylüyorsunuz bazı videolarda. vahiy başkalarına tebliğ etmem için bir vahiy olarak değil. Bu benim kişisel şeyime Allah'ın vermiş olduğu bir vahiy. Allah Arı'ya da vahyediyor, Meryem'e de vahyetti. İlham değil mi onlar? Yok, direkt olarak vahiydi. Yani ilham böyle herhangi Vahayna böyle. ilen nahil. Vahyettik diyor, Ama ama şimdi hayvana nasıl vahyedecek? onun kendi var, onun o başka, bu benimki sözlü bir vahiydi yani. Sözlü bir Tamam. vahiy, herhangi bir böyle şey yorumda, yani %100 tanık olduğum bir şey. Yani onun için zaten benim kuşkum hiçbir konuda kalmadı yani. Onun için bütün dünya meydan okuyabiliyorum. Yani hem ufuklarda Allah'ın ayetine tanık olduğum 19 sistemi, hem de şüphelerimi giderecek kendi nefsimde Rabbimin o ayetine tanık oldum. Ve yani tabii ki ben şüpheci bir insanım. Alabildiğine sorgulayan birisiyim. Fakat daha sonra 3 yıl içinde gerçekleşen olaylar birer gaybi tecelli olarak aynen onu gerçekleştirdi. Benim söylediğim şeyler Yani yani. şey diyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam'ın velakin liyatma inne kalbi kale fehud erbaten minet Kesinlikle. tayri. Yani Kesinlikle. siz itminan istediniz Allah'tan, Allah da itminan olasınız diye size vahyetti. Kesinlikle. Onun için ben ama yani elçilik konusunda şeyim olsa ben söylerim. Fakat değilim de diyemiyorum. Çünkü yaşadıklarım bir elçinin yaşadıkları gibi. Yani geçmişteki Ama bilmeli değil misiniz şayet Resul olsanız? tabii yani yok, bazen bilmiyorsun. Zaman içerisinde Allah elçi olduğunu şey diyor. Reşat elçiydi uzun süre, fakat ona o mucize verildi, onu ifşa etmesi, şey etmesi. Fakat sonradan kendisine şey oldu. Ben tabii ki bu konuda Ama bu öyle bir... Rasul kelimesinin hem ıstılahi hem de lugavi manasına aykırı değil mi? Yani Rasul ersele ulaştıran, siz de postacı diyorsunuz ya peygambere, ulaştıran, siz o zaman sen Rasulsen, postacıysan Allah'ın mesajını ulaştırmakla görevli olduğunun haberini de Allah'tan alman lazım. Eyvallah. Ya eyyuher Rasul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve illem tef'al fe ma Maşallah. bellagte risalete ve Allahu ya'simuka minen nas. Bu Maşallah. size de gelmesi lazım. Eyvallah, haklısın. Çok teşekkür ederim. Seninle tekrar bu konuları konuşalım Üç inşallah. söyleyip kapatıyorum. Bunları uzun uzun tartışalım. Üç tane başlık olsun. Konu belirle dediniz ya. Eyvallah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَءُوفٌ رَح۪يمٌ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Bunlar size göre Kur'an'ın ayetleri değil. Niye? Tevbe suresinin 19'a uymuyor diyorsunuz ya.
Elbette doğru, güzel, iyi biliyorsun. Ayet değil bu. Ben diyorum sana, çocukluğumdan beri takip ediyorum seni. Maşallah, tebrik ederim. Ayet değil diyorsunuz, değil mi? %100 ayet değil. Yani ayet olmadığına %100 kanıyım. Ben sana delilleriyle, kanıtlarıyla inşallah anlatırım bir gün. Sen de Tamam. bana onların ayet olduğunu, Sen kanıtlarını bazılarıyla getirsin. tartıştıktan sonra diyorsun ya, ifşa oldun, hadi bana müsaade. Hüseyin Avni Hoca'yla da tartışırken öyle dedin ya, bu O ifşa haram oldu. Yani haram o konuda ayetle ifşa oldu. Allah hidayet haramlarla versin. Maide suresinden Tabii. haramlarla ilgili ayetleri okudun Tabii. ya. Tabii Ve canım. vettemel velahmel hinziri ve ma uhille bihi li gayrillah femen izdurra gayre bağın vela adin. Orayı okudun, ondan sonra işte bundan başka haram bilmiyorum, bunu müşrikler söyler dedin. Sen de müşrik oldun, ifşa oldun, kalk dedin ya. Evet canım. İşte sen de şu üç maddeyle ben seni ifşa etmiş oldum. Olmadın daha. Daha hiçbir şey ifşa ettiğin yok. Sadece iddia ediyorsun. Ben tartışacağız diyorum. Tamam. Sen öyle Yani öyle Reşat senin Halife'nin, hayal görmen ifşa demek değildir. Sen burada yo, sabit. Reşat Halife'nin kesinlikle Resul olduğunu kabul etmen, kendin hakkında da ben vahiy aldım Allah'tan, muhtemelen Resulüm demen ve Yok, ben Kur'an'dan olup olmadığımı bilmiyorum. Agnostik şey diyorum. Agnostik. iki tane ayetin Kur'an'dan olmadığını söylemen Evet. aslında yeterli. Detaya, teferruata lüzum yok. Ha, Yok. benim için var da insanlar için yok. Yok. Yani sen ucuz atlıyorsun. Ucuz iddialar. Yani sen Sünni olduğu için Sünnilerin iddiaları %100 doğrudur. Bu tersini söylüyor. O halde bu yanlıştır gibi, ama kanıtım yok. Sadece Sünnilik dinine göre haklısın. Sünnilik dinine göre ben o dinden çıkmış oluyorum. Sadece o. Ama Kur'an'a göre kanıt getirdiğin yok. Mesela üçüncü o cümlenin, okuduğun cümlenin, Arapça cümlenin Kur'an'ın bir ayeti, Allah'ın bir ayeti olduğuna dair kanıtın yok. Bütün kanıtın kelle sayıları. Niyet ettim, iman ettim kalabalığa. Ki Kur'an hakkında Diğerlerinin Allah'ın kelamı olduğuna dair senin kanıtın ne? İşte 19. onu, evet, 19 sistemi muhteşem bir sistem. Kur'an kendine inen adam 19'dan haberi yoktu. O neyle kanıtlıyordu sen çıkarana kadar? Onu konuşacağız seninle inşallah. O konuda bilgin yok. O konuda bilgi eksikliğim var. Peki Tamam. canım. Selam eyle. Memnun Kendine iyi bak. oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Bilmukabil telefonumu aldım. İnşallah görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Tamam. Tamam, Eyvallah. Allah'a. Sırada Hasan Salih Topalar.